Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Toplamda 20 tane soru sizlere anlatacağım. Her soru 5 puan olsun. İsterseniz siz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz, şekildeki etkinliği yapan Efe'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapıyor Efe bakalım. Burada bir kap var ve içinde su var. Suyun hacmi 250 mililitre. Sonra içine elindeki silgiyi bırakıyor ve suyun hacmi 275 mililitre oluyor. Acaba Efe silginin kütlesini mi bulmak istiyor, suyun kütlesini mi bulmak istiyor, silginin hacmini mi bulmak istiyor, yoksa kabın hacmini mi bulmak istiyor? Burada Efe silginin hacmini bulmak istiyor. C şıkkını işaretleyelim. İçine silgiyi bıraktığında suyun ne kadar yükseldiğini görüyor ve silginin hacminin yani kapladığı alanın ne kadar olduğunu öğrenmiş oluyor. Ve burada şunu da söyleyelim. Silginin hacmini bulmak için 275'ten 250'yi çıkardığımızda silginin hacminin 25 olduğunu anlıyoruz. Ne yapalım? İkinci sorumuza bakalım. Yine hacimle ilgili bir soru. Dereceli kabın içine taş atıldığında kaptan 50 mililitre su taşıyor. Taşın hacmi kaç mililitredir diyor. İlk resimde kabın tamamının hacminin 800 mililitre olduğunu görüyoruz. Ve içinde 500 mililitre su var. Taşı attıktan sonra 50 mililitre de fazladan taşıyor. 800 mililitre doluyor ve 50 mililitre de taşıyor. O zaman biz bunu 850 olarak düşünmeliyiz. Peki ilk durumda ne vardı? 500 mililitre su vardı. O zaman 850'den 500'ü çıkarmalıyız ve böylece taşın hacmini bulacağız. 0, 5, 350 mililitre oluyor. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Üçüncü soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Erime ve donma olayı bir hal değişimidir. Doğru. Donma olayında madde dışarıya ısı verir. Doğru. Madde ısı kaybettiği için ne olur? Katılaşır. Donar. Buharlaşmada madde dışarıdan ısı alır. Evet, doğru. Sıvı olan bir madde dışarıdan ısı alır ve ne olur? Buharlaşır. Erime olayında madde dışarıya ısı verir diyor. İşte bu yanlış ifade. Çünkü erime olayı ne zaman oluyor? Katı bir madde ısındığı zaman, ısı aldığı zaman erimeye başlıyor. Yani madde dışarıdan ısı alıyor. O yüzden cevap D şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen karışımları aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle ayırabiliriz diyor. Neler var burada? Mercimek ve un. Farklı büyüklükte iki tane katı madde var. Un ve pirinç yine aynı şekilde. Kum ve çakıl yine farklı büyüklükte. Yani kum daha miniktir, çakıllar daha büyüktür. Bunlar da katı madde. Farklı büyüklükteki katı maddeleri birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. O yüzden cevap A şıkkı oluyor. Süzme yöntemi maddelerden birisi katı, birisi sıvı olduğunda uygulanacak yöntem. Mıknatısla ayırma zaten mıknatısın çektiği maddeler olduğu zaman kullanılacak yöntem. Suda yüzdürme yöntemi de suyun üzerinde yüzebilen maddeler olduğunda kullanılabilecek. Bazı maddeler suyun üstünde yüzemiyor mesela batıyor. O zaman bunu yüzdürme ile yapamayız. Bunu da bu şekilde açıklamış olduk. Beşinci soruya bakalım. Sıcaklığı 70 santigrat derece olan kaptaki suyun içine sıcaklığı 30 santigrat derece olan taş atılıyor ve yeteri kadar bekleniyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diyor. Suyun sıcaklığı azalır. Doğru. Çünkü su şu anda sıcak, içine soğuk bir madde giriyor ve ısı kaybeder. Buradaki madde de ısı alır. O zaman bu doğru. Su taşı soğutur. İşte bu ifade yanlış çünkü su taşı ısıtıyor. Su daha sıcak çünkü. O yüzden B şıkkını işaretleyelim. Taş ısı alır, su ısı verir. Bu doğru. Taşın son sıcaklığı 30 santigrat dereceden fazla olur. Evet, bu da doğru. Hatta şöyle de hesaplayabiliriz. 70 ile 30'u toplayıp 100 oluyor. 2'ye böleriz. 50 santigrat derece olduğunda ikisi de artık ısı alışverişi biter. Ve ikisinin de son sıcaklığı 50 santigrat derecede durur. Geldik 6. soruya.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir diyor. Bakalım. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle nokta nokta oluşur. Ne oluşur? Karışım diyoruz buraya. Karışım yazalım. Kütlesi ve hacmi olan canlı ve cansız her varlığa nokta nokta denir. Madde denir. Tek tür maddeden oluşmuş varlıklara ne denir? Saf madde. Burada az yer bırakmışım. Şöyle sıraladım. Karışım, madde ve saf madde olacak. Bakıyorum cevaplara. A şıkkında görüyorum. Karışım, madde ve saf madde. O yüzden cevap A şıkkı. 7. Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Işık, ses, hava ve ısı var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Hava. Ne diyorduk biz? Madde olması için kütlesi ve hacmi olması gerekiyordu. Havanın kütlesi ve hacmi vardır. Diğerleri madde değildir. Hemen geçelim 8. soruya. Yukarıdaki cümleler hangi sözcüklerle doldurulur diyor. Katı haldeki buz ısı nokta nokta erir su olur. Bakın katı erime oluyor ve suya dönüşüyor. Burada ne yapması lazım? Isı alması lazım. Isı alarak diyeceğiz. Ocaktaki tereyağı ısı nokta nokta tekrar donar. Isı verirse ısı vererek tekrar donar. Birinci boşluğa alarak diğerine vererek olacak. Bakıyorum A şıkkı değil, bu da değil. Alarak vererek, evet C şıkkı doğruymuş. C şıkkını işaretledim. 9. Kuvvetle ilgili olan aşağıdaki, daha doğrusu yanlış yazmışız, yukarıdaki olacaktı. Şunu düzeltelim. Yukarıdaki. Evet. Yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Cisimler üzerinde şekil değişikliği etkisi yapabilir. Evet, kuvvet bunu yapabilir. Cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilir. Doğru. Hareket halindeki cisimleri durdurabilir. Bu da doğru. Demek ki 3 ifadede kuvvetle ilgili yargılardan doğru ifadeler. D şıkkını işaretledik. 10. sorumuz. Yukarıdaki aydınlatma araçları geçmişten günümüze doğru sıralandığında hangi seçenek doğru olur? Bakıyorum ilk önce hangisi vardı? Meşale birinci sırada olması lazım. Daha sonra gaz lambası kullanıldı. Buradakiler içerisinde daha sonra floresan ve en son led lambalar. Yani şöyle olacak 3, 2, 1 ve 4. Bakıyorum 3 ile başlayan burası var. B şıkkı var. 3, 2, 1 ve 4. Doğru cevap buradaymış. B şıkkındaymış. 11. Aşağıdakilerden hangisi uygun aydınlatma aracının seçiminde dikkate alınmaz diyor. A. Aydınlatılacak alanın hacmi. Evet, aydınlatmak istediğimiz yerin büyüklüğü önemli. Işığının yeterince parlak olması. Evet, uygun aydınlatma aracını seçerken bir oda için mesela o odayı aydınlatacak kadar parlak olması, yeterince parlak olması gerekir. Aydınlatılacak ortama doğru yönlendirilmesi. Evet. O alana doğru yönlendirmek lazım. Farklı bir yöne bakarsa ne olur? İstediğimiz yeri aydınlatamamış oluruz. Işığının doğrudan göze gelebilmesi. Buna gerek yok çünkü bizim gözümüz nasıl görüyor? Işık oradaki nesnelere çarparak yansıyıp gözümüze gelince biz oradaki nesnelerden gelen ışığa göre onları görüyoruz. Yani doğrudan bizim gözümüze gelmesine gerek yok. Hatta rahatsız eder. O yüzden cevap D şıkkı olacak. Yani aydınlatılacak alana ve oradaki nesnelere doğru yönlenmesi gerekir. 12. sorumuz aşağıdaki boşlukları dolduralım diyor. Ne var? Birinci olarak terazide birinci şekilde boş bir kap var. Ve biz boş kaba ne diyorduk? Dara diyorduk. Ve ne kadar? 3 kilogram. Yazalım. 3 kilogram. Sonra içine sebzeler ve meyveler konduktan sonra ikisi birlikte kapla beraber ne olmuş? 8000 gram olmuş. Buna da ikisi beraber olduğunda brüt kütle diyoruz. 8000 gram demek yani 8 kilogram. Net kütle nasıl olacak peki? Net kütlede 8 kilogramdan 3 kilogramı çıkaracağız. İçindeki meyvelerin kütlesini bulmuş olacağız. Bu da net kütle olacak. Bizim ölçmek istediğimiz kütle. Ve ne kadar oluyor? Tabii 8'den 3 çıkınca 5 kilogram. Bu şekilde doldurmuş olduk. 13. sorumuz. Okulara sırasıyla ne gelmelidir diyor. Ne var bakın? Katı bir madde. Aşağı doğru iniyorum. Isı alırsa ne olur? Katı bir madde ısı alırsa erir değil mi? Erime olur yani. Peki sıvı madde ısı verirse diyor. Sıvı madde ısı verdiğinde donar. Peki sıvı madde ısı alırsa ne olur? Buharlaşır. O zaman ne demiştik buraya? Erime,
donma ve buharlaşma. Yani erir, donar, buharlaşır. Şöyle bir şıklara bakıyorum. Evet, birincisi erir, ikincisi donar, üçüncüsü buharlaşır. Yani cevabımız D şıkkı oldu. 14. sorumuz. Aşağıdaki ölçme araçları maddenin hangi özelliklerini ölçer? Termometre sıcaklık ölçüyor. Terazi, eşit kollu terazi, kütle ölçmek için. Dereceli silindirde hacim ölçmek için. Yani sıcaklık, kütle ve hacim. Şöyle bir baktığımızda cevap sıcaklık, kütle, hacim B şıkkı olacak. Burası, evet, burası yanlışmış. B şıkkını işaretleyelim. 15. Yukarıdaki ifadeler için hangisi söylenemez diyor. Neymiş bakalım? Evlerde akkor lamba yerine tasarruflu ampul kullanılması. Binaların güneş ışığından yeterince yararlanacak şekilde yapılması. Evlerin duvarlarının açık renkli boya ile boyanması. A. Enerji tasarrufu sağlar. Evet, bu doğru. Söylenebilir. Elektrik tüketimi azalır. Evet. Özellikle tasarruflu ampullerle azalıyor. Gürültü kirliliği engellenmiş olur. Bu, buradaki ifadelerle bir ilgisi yok. Bu sesle ilgili, değil mi? O zaman C şıkkını işaretleyelim. Ülke ekonomisine katkı sağlanır. Evet, bu da söylenebilir. Doğru bir ifade. C şıkkını işaretledik. 16. soru. Yukarıdaki hangi ifade veya ifadelerde karışımları ayırma teknikleri doğru kullanılmıştır diyor. Bakalım. 1. Tahta parçalarını demir tozlarından ayırmak için mıknatıs kullanabiliriz. Evet, birinci ifade doğru. Unla pirinci ayırmak için süzme yapabiliriz. Yanlış. En uygun ayırma yöntemi bu değil. Çünkü burada iki tane birbirinden büyüklükleri farklı olan iki tane katı madde var. Büyüklükleri farklı olan iki katı maddeyi ayırmak için ne yapıyorduk? Eleme yapıyorduk. En uygun yöntem buydu. Kumlu suyu ayırmak için süzme yapabiliriz. Evet, su ile kum karışıyor. Karışmış ise bir tanesi sıvı, bir tanesi katı olduğu için burada süzeriz. Böylece süzdüğümüzde katı madde üstte kalır, su aşağı geçer, birbirinden ayrılmış olur. Bu da doğru. Yani 1 ve 3. yöntemler doğru. Bakıyorum, cevap C şıkkı olacak. İşaretledim. 17. Yukarıda özellikleri verilen M, N ve P maddelerinin halleri sırasıyla hangi şekildedir diyor. Bakalım. M maddesinin belirli bir şekli vardır. O zaman M maddesi katıdır. Belli bir şekli varsa. N maddesi bulunduğu ortamın her yerine yayılır diyor. Bu da gazdır. P maddesi konulduğu kabın şeklini alır. Bu da sıvıdır. Yani katı, gaz ve sıvı olacak. Bakıyorum, katı, gaz ve sıvı. Doğru cevap B şıkkındaymış. B şıkkını işaretledik. 18. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisini en doğru yöntemdir? Hangisi olacaktı? Şurası fazla olmuş. Evet. Hangisi en doğru yöntemdir? Bunlar nedir? İlk önce onu söyleyeyim. Sokaklardaki sokak lambaları, yani sokakları aydınlatmada kullanılan, direklerde bulunan lambalar. A şıkkındaki doğru bir şekilde durmuyor. Çünkü bu gökyüzüne bakıyor. Şimdi sokak lambaları alt kısmı, yani yolu aydınlatmak için kullanılır. B şıkkındaki gayet doğru duruyor. Güzel bir şekilde ayarlanmış. Üst kısımlar kapatılmış. Yukarıya gitmesine gerek yok ışığın. Alttaki varlıklar için, canlılar için, değil mi? İnsanlar, hayvanlar için yani. Buraların aydınlatılması istenmiş ve doğru. C şıkkında üst taraf kapatılmadığı için buradaki ışığın bir kısmı yukarı gidiyor. Boşa gidiyor yani. D şıkkındaki de yukarı doğru yapılmış. Bu da uygun değil. En uygun B şıkkında var. O zaman B şıkkını işaretledik. 19. Yukarıda sayılanların hangisi ya da hangilerinin sonucunda karışım oluşur diyor. Bakalım, 1 numara. Bir sürahi suyla bir çaydanlık suyu aynı kovada karıştırma. Burada karışım olmaz. Çünkü ikisi de aynı madde yani. Birisi su, birisi gene su. Biri sürahiyle, biri çaydanlıkla konuyor. Ama sonuçta karışım olmuyor. İkisi de aynı madde çünkü. Bir bardak süt ile bir bardak suyu aynı kaseye boşaltma. Bu karışım olur. Çünkü süt ve su farklı maddeler. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapma. Bu da karışım olur. İçinde tuz bulunan tuzluğa yeni alınan tuzu da boşaltma. Burada da iki aynı madde var. Burada karışım olmuyor. Yani 2 ve 3 numaralar karışım oluyor. Cevap B şıkkı oldu. 20. Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra şekeri göremememize rağmen çayın tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şekerin çayın içinde çözündüğü. Bu söylenebilir.
B. Şekerin kendi özelliğini kaybettiği bu söylenemez. Bir örnek vereyim size. Örneğin buz düşünelim. Buz nedir? Donmuş haldeki sudur. Yani katı haldedir. Isı aldıktan sonra erir ve sıvı hale döner. Ama su yine sudur. Bir önceki durumda katı haldeydi, donmuş haldeydi. Bir sonraki durumda sıvı hale geçti. Yani maddeler hal değişikliği olduğunda özelliğini kaybetmiyor. Sadece hali değişmiş oluyor. Burada da aynı durum var. C. Şekerin özelliğini kaybetmedi. Evet, şeker özelliğini kaybetmemiştir. Çünkü çaydan bir yudum aldığımızda çayın tatlı olduğunu ve şekerin onun içerisinde olduğunu anlarız. Demek ki özelliği duruyor yani. Şekerli çayın bir karışım olduğu. Evet, karıştımdır. İkisi karışmıştır. Demek ki burada cevabımız B şıkkı oluyor. Şekerin kendi özelliğini kaybetmediği diyeceğiz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.